Şimdi şu gördüğünüz görüntü Amerika Birleşik Devletleri. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi'ndeki heyecan fırlatma için Çin'e uğurlanan Göktürk 2 uydusu için. Çünkü yazılımları ve üretimi burada gerçekleşti. Göktürk 2 orduya istihbarat, haritalama, uçuş görevleri gibi birçok alanda yardımcı olacak. Görüntüleri 2,5 metre çözünürlükte olacak. Yani yeryüzündeki bir kamyonun hareketi görüntülenebilecek. Bir pilot 250 binlik haritayı pilotaj planlama için kullanırken belediyedeki bir şehir plancı mahalle ölçeğinde harita kullanır. Bizim de görüntülü çözünürlüğümüzü BİLSAT'ta 15'te, RASAT'ta 7,5, Göktürk 2,5, bundan sonra 1 metre 50 santim, 20 santim gibi farklı farklı katmanları üretmemiz çok kullanıma imkan verecektir. Ayrıntılar gizli ama onun bir alt versiyonu olan RASAT uydusu bir yılı aşkın süredir uzaydan 7,5 metre çözünürlükte görüntü gönderiyor. Burada tekne olduğunu görüyoruz. Bu tabii 7,5 metre çözünürlüklü olduğu için böyle. Bu 2,5 metre mesela Göktürk gibi bir şeyde bu teknenin ne cinste bir tekne olduğunu, hassasiyet daha da arttıkça örneğin 50 santime indiğimizde bu teknede belki kaç kişi olduğunu, insan olup olmadığı gibi şeyleri de tespit etmek mümkün olacaktır. TÜBİTAK, Göktürk 2 için 140 milyon Türk lirası harcadı. Ayrıca fırlatma için Çin'e 20 milyon dolar civarında ödeme yapılacak. Rakam yüksek ama Türkiye'nin görüntü için ticari uydulara her yıl ödediği miktarda öyle. Tek bir kurumumuz yılda 2,5 milyon dolar tek bir amaç için lisans parası ödemekte. Bunu yaklaşık 50 kurumla çarpsanız yaklaşık 100 milyon diyebiliriz buna.